Kıymetli dostlar, 13 Ocak 2024'ün ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. MHK'da hakem ve var değişiklikleri diyerek başlayayım. Merkez Galatasaray, Merkez Hakem Kurulu Trendyol Süper Lig'in ikinci devresi öncesi bazı değişikliklere gitmiş. Var hakem sayısı 40'a çıkarılmış. 40'ını topla bir hakem etmez mi demek istemiştir. 26 hakem 2023-2024 sezonun ikinci yarısına itibaren var hakem olarak da görev alacakmış. Böylece 14 olan Süper Lig var hakem sayısı <laughs> Sezonun ikinci deresinde 40'a yükseltilmiş. Algoritma ile yapılan dijital atama her maça 3 hakem önerecekmiş. İyi yeni bahaneler de ortaya çıkmış oldu. Fenerbahçe'de bu kez ayrılık zamanı. Joshua King. Fenerbahçe yönetimi kadroda düşünülmeyen Joshua King'in talipleri olduğu öğrenildi diyor. Şimdi arkadaşlar ya da neyse bir kısaca bir okuyayım. Sonra söyleyeceğimi söyleyeyim. Eee Önce bonutçi renklerine bağladı Fenerbahçe. Ardından kurun içi renklerine bağladı Fenerbahçe. Öte yandan ayrılıklarda yaşanacak flash bir ayrılık. King'e takım bulması istendi diyor. Devre arasında takımdan ayrılması gündemde. Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkıp 11 gol 7 asist yapmış. Yani bana sorsanız hiç bu kadar yapmadı derim. Yani. O öyle bir performans. Arkadaşlar King'i şipten ve Arap Yarımadası'ndan 3 kulüp istiyor. Bakın. King'i yanlış duymadınız. Şampiyonşip'ten ve Arap Yarımadası'ndan 3 kulüp istiyor. Biz ben üyelerime de abonelerime de haftalardır aynı şeyi söylüyorum. Ben kalacağı görüşündeyim. Sezonu bitireceği görüşündeyim. Ancak orada bir tırnak açıyorum. Ancak tırnağa. Ancak 3,5 milyon euro ve üzerinde bir teklif gelirse direkt satılır. Yani öyle lamıcımı yok direkt satılır. Bilginiz olsun. Hocam Arap Yarım adasındakilerin parası boldur fazla para veriyorlar mı üç buçuk falan filan eğer veriyorlarsa bir işaret çak falan nasıl bir işaret çakım? gözümü falan mı kısayım ne yapayım arkadaşlar bekleyip göreceğiz sürprizi bozmayalım inşallah doğrudur kim bilir belki de ben yalan söylüyorum ne bileceksiniz yani Arda bir ben de benzer duyum vermiş bu arada bilginiz olsun yani bakacağız bakacağız kimin transfer teklifi daha büyük bakacağız. Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber. Fenerbahçe'ye şok. Galatasaray'a 30 santimlik şok. Na, na, bu ne 30 santim lan? Benfica forması giyen Chiquinho ile ilgileniyormuş iki takım. Yok ya. Yıldız isimli iki ezeli rakibe de kötü haber gelmiş. E, 28 yaşındaki e, Chiquinho'nun sezon sonunda Olympiakos'a imza atacağı belirtilmiş. Fenerbahçe ve Galatasaray'da ilgileniyormuş. 16 maça çıkmış. Bir asist yapmış. Güncel piyasa değeri 5 milyon euroymuş. Vay vay 30 santimlik şok dedi de ben de gerçekten 30 santimlik şok zannettim. Da bundan 5 santimlik şok bile olmaz. Bak ben bunu ısrarla söyledim. Şimdi trend doluyum diye birileri videosunu izlesin diye birileri haberine tıklasın diye sosyal medyası büyüsün diye takipçisi artsın diye palavra sıkanlara ilk günden beri söyledim. Çıkıyor ya külliyen yalan. Alakamız yok. Yalan. Bunu Galatasaray alacak bak. Şimdi Galatasaraylıların da iyi bir taktiği var. Güzel bak tutar bu. Mesela biz Fenerbahçeliler olarak bunu yapmıyoruz. Keşke yapsak. Bonucci tam alacağız yazacaksın. Bonucci Galatasaray Bonucci'yi 10 milyon euro öde, önerdi. Sosyal medyaya pompalayacaksın. Araya girdi şöyle böyle taraftarında sövecek. Vay namussuzlar vay diyecek. İşte bizim transfer etmek istediğimiz futbolcuyu almak istiyorlar. Ortalığa bak nasıl karıştırıyorlar şöyle böyle falan. Sosyal medyada bir algı yapacaksın. Herkes Galatasaray'a sövecek. Kurun iç mesela diyeceksin ki Galatasaray devreye girdi. Milan'a dedi ki ben 5 milyon euro veririm. Oyuncuya dedi ki 4 milyon euro veririm falan. 4 yıllık sözleşme falan. Kurunic buna rağmen Fenerbahçe'yi tercih etti. Hem Kurunic'i şahlandıracaksın hem Galatasaray'ı matlandıracaksın falan. Bunu Galatasaray çok yapıyor. Çok yapıyor. Ama bunu kime yaparsa ellerinde patlıyor. Patlamaya da devam etsin. Arkadaşlar bizim Çikünya'ya zaten alakamız yoktu. Yanılmadım da Allah'ıma çok şükür sıkıntı yok. Şimdi iki gündür beni darlıyorlar. Partizan forması giyen Mateus Saldanha. Oyuncu ve kulüpler resmi görüşmelere başladı. Türkiye'den bir menajer resmi e, olarak yetkiyi aldı. Ee, ya Sabuncuoğlu'nun haberine göre Partizan forması giyen 24 yaşındaki oyuncu e, Beşiktaş'ta da anılıyordu diyor. Geçtiğimiz günlerde de adı Beşiktaş'ta anılıyordu. Hatta Beşiktaş Partizan'ın iki tane futbolcuyu Samet Aybaba ile birlikte izlettirdi diye biliyorum. 24 maça çıkmış 15 gol 5 asist. Partizan'ın Temmuz ayında 1.3 milyon euroya Japonya 2. Lig'de takımı Jeff United Chiba'dan transfer ettiği Mateus Saldanha Sırbistan'daki 24 lig maçında 15 gol 5 asistlik performans sergiledi. Arkadaşlar hepinizin sorusu aynı. Eminim hepiniz aynı soruyu soracaksınız Mustafa Hocam. Alakamız var mı? Ben de size şunu söyleyeceğim. Transfer duyumları en çok transfer döneminin dışında verilir. Bakınız bir ay önce bu kanalda Fenerbahçe Partizan'dan Saldan Hay'a transfer etmek istiyor. Teklif ettik. Teklifte bulunduk. 7 milyon euro çektiler gibisinden bazı haberler var. Açıp bakabilirsiniz. Bakmasanız da boş verin. Kafadan atıyorum sayın. İnanmıyorsunuz ya zaten. Açıp bakmak zor geliyor. İnanmıyorsunuz ya. 7 milyon euro istemişti kulübü. Biz 3-3.5 artı sonraki satıştan pay teklif etmiştik. Şimdi yine gündeme düştü. Arkadaşlar bakın bu scouting önerisi. Yani scout ekibi diyor ki bu futbolcuda iş var. Önümüze rakamlar sunuyor. 2023-24 sezonu rakamları. Sofa skor, rating ortalaması yani 7.82 veriyor. Ligde ikinciymiş. Kendi liginde ikinciymiş. Gol artı asist sayısı 18 diyor. 15'e 5 sanırım belki kupa maçında o. Bu ligdir. Gol sıklığı 103 dakikada bir gol atıyormuş. Yani ortalama maç başına bir tane golü var. Toplam şut maç başına 4.1. Bayağı deneyen bir futbolcu demek ki. İsabetli şut 1.9 yani maç başına 2 tane isabetli şutu var. Kaçan büyük şans totalde 10 tane büyük şans kaçırmış. Yani arkadaşlar hocam 10 tane gol kaçırdıysa bu bize gitmez. Biz buna çok söveriz falan filan. Bu sizin mantığınız. Edin Dzeko şu anda 16 golle. Gol kaldı emin olun kaçan büyük şans 16 falandır. Ya da 10-16 arasıdır. Emin olun. Ya forvet pozisyona girer kaçırır da atar da. Kaçan büyük şans 10 dedik kazanılan penaltı 5. Bak 5 penaltı. <laughs> bu öksürttü beni. Arkadaşlar Partizan 10 milyon euro istiyor. Fenerbahçe düşük bir bonservis bedeli 5,5 milyon euroya kadar çıktık. Zorlayıp 7'ye kadar opsiyonlarla çıktık. Partizan'ın paraya ihtiyacı var. Biz acele etmiyoruz. Mario Branco bu işin kurdu. Bak Mario Branco bu işin kurdu. Şimdi ben alınacak desem yalan söylemiş olurum. Alınmayacak desem yine yalan söylemiş olurum. O yüzden yalan söylememek adına susuyorum. Anladınız mı? Anladınız. Yok hocam biz kaz kaz kazmayız. Biz kafamız basmıyor. Yok O manada demiyorum. Anlayın diye söylüyorum. Bak. 24 maç, 15 gol, 5 asist. İnanılmaz bir istatistik. Sırbistan Ligi de öyle kolay bir lig değil açıkçası. Onu da söyleyeyim. Bak. Ben oyuncu tarafından şunu öğrenmek istedim. Edin Dzeko, Tadic, şimdi Bonucci, Şimanski. Bak siz takip etmiyorsunuz da millet takip ediyor. Fred, Hatta İsmail Yüksek yükselen değer. Cengiz Ünder. Siz beğenmiyorsunuz ama millet beni İrfancan Can Kahveci. Bak İrfancan var ya sezon sonu bizi çok uğraştırır. Bizim var ya kapımıza gelen gelene gelen gelen olur. İrfan, İrfan Can Kahveci'den dolayı Aa, sorsam çoğunuz umursamazsınız. Geçtim. Ferdi. Bekao öyle basit sıradan bir isim değil. O sayısı ama öyle yükselmekte olan değer. Mert Müldür. Aa lan iyiydi bu bir ara. Yıldızı parlıyordu bu niye düştü dedirten bir isim. Osterwold'e Hollandalıların birçok beklenti içinde olduğu isim. Ljivakovic'e, Hırvatistan bir takımıyla yaptıkları ortada. Yani senin takımın izlenen bir takım. Ben oyuncuyla ilgili şunu sordum. Bu kadar izlenen bir takıma gelmek istiyorum, Hani vitrin olduğunu düşünüyor mu diye? Kesinlikle vitrin olduğunu düşünüyorum. Simanski Fenerbahçe'yi niye tercih etti biliyor musunuz? Galatasaray'a para vermedin hocam. Alakası yok. Galatasaray bizden fazla da para teklif etti. Kabul etmedi. Oyuncu Arda Güler'i gördü. Dedi ki siz bunu bir sezon oynattınız Real Madrid'e gönderdiniz. Beni de bir sezon oynatırsanız beni de gönderirsiniz. Şimdi Allah'ınız kitabınız aşkına. Real Madrid'de Şimanski gidecek desem ihtimal yok hocam öyle bir şey yok. Yani o kadar da değil der misiniz? Yoksa hocam yakışır ya şimdi düşünmek gerekirse hakikaten çocuk yani çok iyi bir futbolcu olur der misiniz? Bence olur dersiniz. Anladınız mı? Futbolcu Matyo Saldana'ya da sordum e, soruşturdum arkadaşlar. Fenerbahçe'yi o da bir vitrin olarak görüyor. Gelmeyi aşırı istiyor. Ceko Sırbistan'daki bütün bağlantılarını devreye sokmuş. Hem oyuncuyla görüşmek açısından hem ikna etmek açısından. Yani oyuncu tamam derse zaten kulübünün de çok bir şeyi kalmıyor. Ama partizandan bir açıklama geldi. Şimdi ben bu açıklamayı nasıl yorumlayacağınızı da anlatacağım size. Satmıyoruz demişler. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> ya öksürük tutuyor ama bazen de önemli yerlere vurgu yapmak için öksürmek gerekiyor herhangi bir ayrılığa izin vermeyeceklerini söylemiş. Demiş ki Fenerbahçe haberleri üzerine Matheus Saldanha ve yazın Partizan'a gelen diğer oyuncular satlık değil. Saldanha konusunda hiçbir Türk kulübüyle ya da başka bir takımla pazarlık yapmıyoruz. 18 Ocak'ta Partizan'la yapılan anlaşma gereği hazırlıklara gelecek ve sezonun kalan bölümü için takımınla çalışmalarına devam edecek. Saldanha takımımızın 11 oyuncularından biri, en iyi oyunculardan biri ve sezonun ilerleyen bölümlerinde de daha iyi olacağına eminiz. Mihailo İliç'in Bologna'ya satışı bize takımın iskeletini koruma fırsatı verdi demiş Külliyen Yalan. Bakın devamında diyor ki açıklamanın devamında Saldana bizim en iyi oyuncumuz ve satlık değil ancak iyi bir teklif gelirse duruma bakılır. Bu konuda kararı finansla ilgilenen genel müdürümüz verecek diyor. Arkadaşlar bakın 10 milyon euroya satma fikrindeler. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bak şunu da özellikle belirteyim. Doğukan Kavak var. Bizim takipçimiz selamlar olsun buradan. Bir de Selçuk kardeşim var. Soyadını unuttum ama sürekli güzel yorumlarını görüyorum. Ona da selamlar olsun. Diyor ki hocam diyor. Ya Savuncuoğlu Salah'ın adını ortaya attı. Fenerbahçe taraftarı ciddi şekilde halay çeken memnuniyet tweetleri attı. Ertem Şener ilk olarak Beşiktaş oyuncu ile ilgilendi deyince Fenerbahçe taraftarı ne oluyor lan dedi. Sercan Hamzoğlu da bu haberler nereden çıkıyor? Fenerbahçe 6 milyon euro veremez dedi. Ee, bunu ben bir açıklayayım. Sercan Hamza diyor ki Batshuayi o kadar para gelirse ancak o şekilde alabilir diyor. Yani Partizan sportif direktörü nereden haberi aldıysa Fenerbahçe'ye satmayın demiş herhalde birileri diyor. Ee, hiç kimseyi satmayacağız dedi diyor. Bu açıklama sonrasında A Spor sosyal medya ve dijital platformlar başta olmak üzere e, satmıyoruz Fenerbahçe'ye kötü haber manşetleriyle Fenerbahçe sayfalarını hayal kırıklığına uğrattı. Yani bu ifadeleri kullanıyor. diyor. Fenerbahçe ve Branko beceremedi algısı yapıldı. Partizan spor e, transferi kızıştırmak istediği için Fenerbahçe'ye fiyat çekmek için satmıyoruz demiştir. Türk medyası beceremedi algısı yaptı diyor. Yani tipik cinconlu şey diyor. E, saldan haberi çıkmadan Bak bu da çok güzel bir noktaya değinmiş. Yani ben unutmayayım diye bu yorumu direkt aldım. Saldan haberi çıkmadan önce benzeme geliyor. Firmino geliyor haberleri yayıldı. Saldanha hakikaten iki oyuncuya da tip olarak benziyor diyor. Şimdi ben öncelikle kardeşimizi gerçekten tebrik ediyorum. <laughs> yani ben, e, Benzema'ya attılar, Firmino'ya attılar arkadaşlar. Hiçbir ilinde alakamız yok. Önce onu söyleyeyim. Fakat güzel yakalamış. Bak Fenerbahçe'yi alt etmek için ayak oyunlarına başladıklarını çok güzel yakalamış kardeşim. Çok güzel. Ya ele ayağa bak alamadı imajı. Bir şey söyleyeceğim. Çağlar söyüncüye uğraşıyoruz. Olur olmaz bir şey diyemem. Ay, içimden bir ses? Ben aylardır söylüyorum. Hani bana sorsanız hissi olarak hem Jašua şey Çağlar Söyüncü hem de Radik kesin olarak Fenerbahçe'de demiştim. Aylardır bunu söylüyorum. Gerçekten aylardır yani Kasım, Aralık, Ocak ayındayız. Kasım ayından beri bunu söylüyorum. Hissi olarak söylüyorum. İnşallah olur. Bak, inşallah olur diyorum. Allah aşkına as Serdar Sametken Ciku, Bekao, Bonucci, Çağlar Söyüncü. Bu dördünden ikisini seçeceksin. Bir şey söyleyeceğim. Bu ukalalığımız nereden kaynaklanıyor? Bana birisi izah edebilir mi? Yani bu bizdeki bu ukalalığın kaynağını bana anlatabilir misiniz arkadaşlar? Ben merak ediyorum. Bizdeki bu ukalalık. Ya böyle bir düzende Allah aşkına, Allah'ınızın kitabınızın aşkına. Neyi beğenmiyorsunuz? Neyden rahatsızsınız? Lan Samet Serdar'dan hani Bonucci Bekao'ya ya da Çağlar Bekao, Çağlar Bonucci, Cicu Bekao, Cicu Bonucci, Cicu Çağlar buna evriliyorsun. Lan serçe parmakken kola dönüşüyorsun. Neyini beğenmiyorsunuz? Ya bazen var ya Fenerbahçe taraftarından özellikle bazı kesimler ağzına kürekle burasım geliyor ya. Ya daha ne yap? Hani daha ne olması lazım? Amerikan başkanı falan mı stoper dönecek? O yaşlı. O oynamaz. Ne bekliyorsunuz? Batshuayi gidip saldan haya alırsan bu bir yatırımdır. Jekon'un arkasında beklemek kolay bir iş değil. Jekon'un arkasında kim bekler biliyor musunuz? Sidney Van bekler. Ki bence ben olsam ben olsam yani bana sorsanız bana sorsanız ben Sidney Van Hooydonk Fenerbahçe'nin en 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 mantıklı transferi Sidney Van olur. Ve tarihi bir transfer olur. Bak bizde bir futbolcu vardı. Boris Rapaic. Rapaic'in oğlu. Boris Rapaic bizde uçtu kaçtı mükemmel oynadı. Dediler ki sana profesyonel sözleşme yapacağız. İyi yapın dediler. Bir transfer teklifinde bulunduk. İstediği para var ya akıl almaz bir para istedi. Akıl almaz bir para. İnanılmaz bir para istedi. Hayduk Split'ten aldık. 2018 yılıydı. Ocak ayında aldık. Temmuz'a kadar çok iyi oynadı bizde. Akıl almaz bir para istedi. Fenerbahçe'de akıl almaz istediği paraya biz sana bunun biz neyi layık görüyorsak onu kabul et dedi. Kabul etmedi kulüpsüz kaldı. Las Palmas'a gitti sonra yine kulüpsüz kaldı. Şimdi NK Dugo gitti yine kulüpsüz kaldı. Şu anda piyasa değeri meğeri yok. Ortalıkta sürünüyor. Ortalıkta sürünüyor. Yani kariyer planlaması bu kadar aç kötülükte giden bir futbolcu. Sydney Fanoydon bak ısrarla söylüyorum Fenerbahçe'nin alması gereken forvet bu. Bak piyasa değeri düşmüş. 735.000 euroya Necpreda'dan almışlar, kiralamışlar, etmişler. Şu an 5 milyon euro gözüküyor ama 10 maçta bir golü var. O da İtalya Kupası 304 dakika. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam şu an benimle alay edeceksiniz ama Sydney Fanoydon'u alırım. Ben olsam Fanoydon'u alırım. Saldanha 10 milyon euro. Kesinlikle 10 milyon euro verilmez. Bizim 10 milyon euro verecek bir kumara ihtiyacımız yok. Şimdilik yok. Yazın al. Bak. Bir sezonluk topçulara güven olmaz. İrfan Can Fenerbahçe'de bu performans sergiledi. Yazın 20'ye sattın. Gitti takımda çök, çöp, şey, yani çöküşe geçer. Çöpe dönüşür demeyeyim. Çöküşe geçer. Çünkü bir sezonluk oynadı. Millet o Nelson'u, Sakaboy'u, Kerem'i niye satın almıyor sizce? Gerizekalı mı millet? Transfer markı Türkiye'ye göre Türkiye'nin en değerli oyuncuları. Niye Ferdi'nin haberi çıkıyor da bunlarınki çıkmıyor? Çünkü yükseliş, 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 ivme aynı. Bak ivme ileri doğru. Ben Fenerbahçe yönetimine buradan yalvara yalvara söylüyorum. Fenerbahçe'nin alması gereken futbolcu ya Vegorst. Becerebiliyorsan Vegorst. Bak Vegorst da olur ama yıllık ücreti yüksek. Cekon'un arkasında beklemeyi kabul eder etmez bilmiyorum. Ya Vegorst ya Sydney fan Saldan Hayı'yı izledim. Yanlış anlamayın beni. Bizde bundan bizde vardı. Aç gözlük yaptı gitti. Bundan bizde vardı. Bak ben skills videosunu kolay kolay izlemem. İzledim. Geçer not vermiyorum arkadaşlar. Hocam sen futbolcudan anlamıyorsun. Ben bu futbolcuya geçer not vermiyorum. Bu futbolcu sezonlu futbolcu gibi geldi bana. Ha, bana böyle geldi. İkinci devre. Bak şu zihniyet şu kafa yapısıyla ikinci devre çöküşe geçer. Hocam sen bence Fenerbahçe'ye satsınlar diye ayak yapıyorsun. Yani ben öyle hissediyorum. Arkadaşlar istediğinizi hissedin. Bu futbolcu 10 milyon euro edecek bir futbolcu değil. Elimizde patlar satamayız. Bak Berisha geldi size ne dedim? 10-15 milyon euroluk futbolcu. Alman milli takımına bile seçilir bir futbolcu. Dedim mi dedim. Alman milli takımına seçildi. Bizde çöp ilan edildi. Ben dedim ki hayır. Siz anlamıyorsunuz futboldan. Futbolcu yetenekli futbolcu ama çift forvetin futbolcusu. Bu sene Berisha Fenerbahçe'de olsaydı şu anki sistemde felaket işimize yarardı Berisha. Felaket işimize yarardı. Samat'ta tutmazdı. Samatta'yı geçin. Şu sistemde olmaz. Ha Samat'ta Beşiktaş'ta yıldız olurdu. Galatasaray'da yıldız olurdu. Çünkü onların sistemine uygun forvet. Ona açı bizde yıldız olurdu bu sene. Bak ona açı var ya Trabzonspor'daki. Bak o da bizde yıldız olurdu. Ben söylüyorum ya Sydney Van alalım. Ya Vegors'u alalım. Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi Miguel Crespo diyor. <laughs> Şimdi Rade Kronic alındı. Crespo'ya da herhalde yollar uzak duruyor. Hayır sizin yanlışınız var. Kurun için 10 numara oynama özelliği de var. Yani Kurun iç 10 numarada da oynayabilen bir oyuncu. Rade Kurun iç 10, 8, 6 kanat oynayabilen bir oyuncu. Rade Kurun iç yanlış anlamayın. Fred'in yedeği, Shimanski'nin yedeği, İsmail ve Crespo'nun yedeği. Yani sen Kurun içi diye aldın. Sen Kurun içi Crespo diye almadın. Bu arada Crespo için de sevindirici bir haber. Hani açıklanan sakatlık 1-1,5 bir, buçuk ay sürecek bir sakatlıktı ama derecesi düşükmüş yırtın. O yüzden 15 gün diyorlar. Aşağı yukarı 12-13 günü falan kaldı arkadaşlar sağlara dönüş için bilginiz olsun. Yani transfer sezonu bitmeden iyileşecek. İki kulüp temas halinde diyor Yağız Sabıncıoğlu'nun haberine göre. Şimdi iki kulüp temasta online görüşme. Birincisi Olympiakos. Ben bunu doğruladım zaten. Hem üyelere hem abonelere bunu çok daha önceden doğrulamıştım. görüşme gerçekleşti diyor. İkincisi ne? 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 maç bir gol bir asist. Şimdi 2 kulüple temas halindeyiz. Ve e, temas halinde olduğumuz iki kulüple ilgili şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Crespo'yu 6-6.5 milyon euro olup bir teklif gelirse bırakır. Yoksa bırakmayacak. Sözleşmesini uzattık. Arkadaşlar bakın alacağın adam Crespo'dan iyi çıkacak diye bir durum yok. Bir kere bunu bir kafamıza sokalım. Alacağın adam Crespo'dan iyi çıkar diye bir durum yok. Biz şimdi tarafta arız. Yani e, alışveriş mağazasına gratis'e giren kadınlar gibiyiz şu anda. Onu da alalım. Bunu da alalım. Bu da lazım olur. Fiyatı indirildiymiş. Bunu da alalım. Bu da lazım olur. Bu da lazım. Bunu da alalım. La bu da alalım. Bunu bunu bunu. Bunu da alalım. Lan hepsi şunu bu bu falan filan. Ya arkadaş. Sonra bu borçlar niye büyüdü ki? Fenerbahçe neden kara geçmiyor? Bu borçlar neden büyüdü? Niye büyüdü? Allah Allah. Niye büyümüş? Neyse büyüsün bakalım bu borçlar. İlla ki büyüyecekti bu borçlar. Büyüsün bakalım bu borçlar. Ben ama şunu söyleyeyim. 6-6,5 milyon euroluk teklif gelirse, satılırsa mantıklı, çok zekice mükemmel derecede zekice bir hamle. Satılmazsa çok salakça bir hamle. 6-6.5'a Ben şunu söyleyeyim. Crespo 6-6.5 etmez. Bak Fenerbahçe'de birçok futbolcu 6-6.5 altı altı etmez. Göndermesi lazım. Mert Hakan Yandaş. Sevgili Arda Birbirem buradan selamlar olsun. Mert Hakan'a yurt içi ve yurt dışından çok sayıda teklif geldi. Ocak transfer dönemi için Türkiye'de Fenerbahçe'den başka takımda oynamayı kesinlikle düşünmüyor. Sadece yurtdışı demiş. Arkadaşlar Rusya'da bir takım vardı. Moskovalardan biri. Adı tam gelmedi. Yalan olmasın şimdi. Bu takım 7 milyon euroluk bir teklifte bulundu Fenerbahçe'ye. Geçtiğimiz sezonlardan. 7 milyon euro. Arkadaşlar Mustafa Hocam belki de yanlışlıkla ağzından çıkmıştır diye bir kez daha tekrar ediyorum. 7 milyon euro. 7 milyon euro arkadaşlar. Teklif geldi. Ali Koç büyük bir hataya imza atarak kimseyi dinlemeyerek takıma abilik yapıyor deyip göndermedi. Şimdi pişman. Aynı takımın Fenerbahçe'ye yine teklifte bulundu. ancak teklifin çok çok düşük olduğu konuşuluyor Moskova takımının. Valla bana kalsa 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 hiç fark etmez. Bize dönse de devran, yansa da de mal. Ya hiç fark etmez ben gönderirim. Çok açık ve net söyleyeyim gönderirim. Bu arada Joshua King'e resmi teklifler geldi arkadaşlar. Teklifler geldi. Kurban olayım bak. İyi kalpli olan arkadaşlarımız dua etsinler. Kötü kalpli olan arkadaşlarımız beddua şeklinde etsinler. Fenerbahçe taraftarının yapması gereken iki olay var. Bir, Kayseri Spor'a baskı yapması lazım sosyal medyada. Nasıl? Yine dursunuz ben otelinde mi kalacaksınız? Yine beş tane mi yiyeceksiniz? Geçen sene otelinde kaldınız 5 yediydiniz diye Galatasaray maçı öncesinde ters psikoloji uygulayacaksın. Zaten Tiam'ı da sattınız. Ne olurdu iki gün geç satsaydın. Çok önemli maçım var Galatasaray maçım deyip satsaydın demesi lazım. İkincisi de bol bol dua etmesi lazım. Fenerbahçe transfer gündemine dair. Özellikle satılacak isimlere dair. Ya bugün bir Joshua King asla ve asla 6,5 milyon euro etmez. Joshua King 6,5 milyon euroya satılsın. Başta Galatasaray medyası olmak üzere herkes Fenerbahçe'nin hülle yaptığını düşünecek varsın düşünsün. Batshuayi normal şartlarda Batshuayi'nin dakika süre bazında performansı gayet iyi. Yazın Euro 2024'e gitmek istiyor. Allah şahit Batshuayi şu an asla 7 milyon euro yapmaz. <laughs> Bence yapmaz. Fenerbahçe aynı profildeki futbolcu 7 alsa ben kabul etmem. Ha opsiyonu var. Bir buçuk senelik sözleşmesi var gibi düşünün. Sezon sonunda bitiyor gibi düşünmeyin. Ama Batshuayi 7'ye gitse. Joshua King 6.5'a gitse buçuk milyon euro. 6,5'a da Crespo 14, 20 milyon euro. Yani 3 futbolcu 20 milyon euroya gitse biz burada Delale, Delale, Delale halayı çekeriz, Şemmame çekeriz, başka bir şey çekeriz. Yani 3 futbolcu 20 milyon euroya gitsin biz burada ciddi halayı çekeriz. Fenerbahçe yönetimine yalvarıyorum. Bak Saldan Hab, doğru isim değil. Sidney, Fanoydonk, Vegors. Vegors'u İsmail Kartal da beğeniyor. Batu Ay'ı giderse ilk ona çökeceğiz. Bak, 6 Şubat'a kadar inanın 10 tane Forvet ismi duyacaksınız. Ben size söyleyeyim kesinlikle Forvet hemen şimdi alınmayacak. Ben Forvet'in belki de en son transfer olduğunu düşünüyorum. Belki de en son Forvet'i transfer edeceğiz. Bu benim kişisel fikrim. Katılmak zorunda değilsiniz. Ama hem duyumlardan hem fikrimden elde edindiğim şey bu. Biz Forvet'i en son alacağız. Arkadaşlar bakın Benzema Firmino kesinlikle gelmiyor. Çağlar için bir şey diyemem. Her an her şeye hazırlıklı olun. Ama çağlar içinde sadece kiralık diyorlar. Biz satın alma opsiyonu diyoruz. Samet Akaydın gitti. Umut Nair gitti. Ben bunu duyum olarak da verdim. E, herkese açık. Çünkü arada sırada da dostlar diyor ki hocam hep üyelere verme. Biraz da abonelere de duyum ver. Tamam videolarını izliyoruz ama diyor. Hani biraz da e, şeyin içinde de yer alsın diyor. O kardeşlerimi kırmamak adına söyledim. Umut Nair şey Samet Akaydın Tıpkı Sercan Amzoğlu'nun dediği gibi 200 bin euro sadece kiralama bedeliyle gitti. 450 bin euro yarım sezonluk maaş ödeyecekler. Bonse, bonuslar olursa da 100 bin euro verecekler. Yani Samet de kazanacak Fenerbahçe de kazanacak. Opsiyon yok. Hocam niye opsiyon koydurmadık? 3.7'yi aldık. 3.7 opsiyon koydursaydık olmaz mıydı? 1. <laughs> Monteya oyuncuyu kesinlikle Euro 2024 kadrosunu alacak. Bak bu işler belli olmaz. Biz Yeriminaya niyetlendik. Barcelona'dan alıyorduk. Ben o gün verdiğim duyumu dün gibi hatırlıyorum. Dedim ki satarlarsa bizde değil ama kiralarlarsa yüzde bir milyon bizde. Oyuncuyu sattılar Everton'a. Adam stoper olarak gitti. Dünya, yani ya gol kral oldu. Fenerbahçe şansı. Fenerbahçe şansı. Dünya kupasında adam getirip gol kral oldu. Fenerbahçe şansı. ya yani gol kral derken stoperler arasında gol kralı. Burada da aynısını söylüyorum. Samet Akadın iki maç oynadı. 3 maç oynadı. 10 milyon euro teklif geldi. Gelir mi? Gelir. Hocam insanlar salak mı ya? Fenerbahçe'de oynamıyor. 10 milyon euro. Fenerbahçe'de oynamıyor ama Fenerbahçe'de oynayan isimler daha kaliteli. Demek ki bak büyük takım turnuva maçları şöyle böyle. Biz Salahi'yi Fenerbahçe performansına satmadık ki. Macaristan performansına sattık. Haksızsam. Biz Vedat Muriçi Fenerbahçe performansına satmadık. Kosova milli takım performansına sattık. İkisinde İngiltere'ye karşı maç var. Anladınız mı demek istedim? Umarım anladınız. Umut Nair'de arkadaşlar. Bendeki bilgi kiralık olarak gitti. Sezon sonu geri döneceği şeklinde. Hani bilmiyorum bana e, mantıklı geldi. Durum bu. Dün ben Türkleri sayarken Mert Müldür'ü saymamışım. Bir hanım kardeşimiz uyardı. Teşekkür ediyorum. Kanalımızın kadın takipçileri de az değil. Yani gerçek manada az değiller. Sayı olarak da baya baya öndeler. Cesurca cesur istedikleri yorumu yapsınlar. Ben onların her daim destekçileriyim kendilerine karşı ahlaksızlık edepsizlik edeni el de mutlaka mail adresinden falan bana bildirsinler. Ben gerekeni yaparım. Bu kanal olabildiğince aile kanalı olması için uğraşıyoruz. İnşallah da amacımıza ulaşırız. bir teşekkür edeceğim arkadaşlar. Hepinize teşekkür edeceğim. Nedir o teşekkür? İstanbulspor Spor 1 Fenerbahçe 5 maç özeti canlı yayını 100 bini geçti. 100 bin izlenmeyi geçti. Ben çok mutlu oldum. Onarı oldum. Gerçekten de ilk 45 dakika maç sonuydum. İkincisi de Fenerbahçe 7, Konyaspor Spor 1 maç özeti 96 bin. Ben bu videoyu çektiğimde muhtemelen bu da 100 bini geçecektir desteklerinizde. Kanalımızı 100 bini geçen video sayısı arttıkça kanalımızın takipçi sayısı da artacak, kitlesi de artacak. Çevrenizde lütfen Fenerbahçeli kim varsa kanala davet edin. Ben video izlemem arkadaş YouTube'dan işim olmaz diyeni bile davet edin. Kanal abone olsun şura artsın. Ya 67.500 değil de 105.500 olsun. 205.500 olsun. Yani yanımda kaç tane kardeşimin olduğunu bileyim. Arkadaşlar e, kim benim çağırma kulak asarsa kim bu kanala bir abone getirirse Allah onun bir derdine deva versin. Atıyorum borcu var 10 bin liralık borcuna şey versin. E, havadan sudan para üretsin Orjini ödesin. Hocam 10 tane abone getirsem 10 kat olsun. 100 tane 100 kat olsun inşallah. Hepinize sevgiler selamlar görüşmek üzere.